Yeni filmler, dijital sinemadan haberler, proje aşamasındaki yapımlar ve çok daha fazlası. İşte sinema dünyasından son gelişmeler. Beyaz Perde ve dijital sinemadan son haberler. This is Hollywood. Cem Yılmaz'ın Ayzeki hangi çok ünlü film karakterine benzetildi? Bicik ben mi başaramıyorum? Metin abi. Fikret Kuşkan ve Belçin Bilgin'i buluşturan Rosa'nın çok konuşulacak fragmanı. Benim kızım. Senin benim kızımla ne işin var? Merakla beklenen Ölümlü Dünya 2 ve Kolpaçino 4'ten ilk görüntüler. O neydi ya? Ambulansın üstüne adam düşmüş baba. Azer Bülbül'ün hayatı film oluyor. Arabeskin titreyen sesini kim canlandıracak? Deliler gibi muhtacım sana, ille de sen. Sinemadan haberlere gişe rakamlarıyla başlıyoruz. Merve Dizdar'a Cannes'da ödül getiren Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi vizyona girdiği ilk haftada 70 bin kişi tarafından izlendi. Bu rakam Nuri Bilge Ceylan için bir ilk. Kuru Otlar Üstüne böylelikle Nuri Bilge Ceylan'ın filmografisi içerisinde en iyi açılışa imza atan film oldu. Senin bir fotoğrafını çekebilir miyim ben? Niye? Sinema salonlarında bu hafta iki iddialı film vizyona giriyor. Bu filmlerden ilki Ata Demirer'in daha önce dijital platformda yayınlanan Bursa Bülbülü filmi. Çıkaracağım ben şimdi sana bir şey. Saçlarda şugar olmuş. Çok şugar oldu be. Şu halime bak, Alman futbolculara benzedim ya. Geçtiğimiz hafta kamera arkası yayınlanan Bursa Bülbülü bu yeni heyecanla şansını bir de sinema gişesinde deneyecek. Vizyona girecek ikinci film Fikret Kuşkan, Belçin Bilgin ve Bahar Şahin'in buluştuğu Rosa filmi. Çok güzelsin be. Benim kızım. Senin benim kızımla ne işin var? Üç ünlü oyuncunun da alışılagelmiş rollerinden farklı karakterlerle kamera karşısına geçtiği Rosa, sarsıcı hikayesiyle dikkat çekiyor. Aşk cinayetlerinin önüne geçmek ve çocukların haklarını savunmak. İnternetten biriyle tanıştım, onunla yazışıyor. Merakla beklenen yeni filmlerden ilk görüntüler yayınlandı. Bu filmlerden biri Kolpaçino 4. Onların da hepsi hikaye. Gerçek olan tek şey Kolpaçino. Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın filmin teaser görüntülerinde sahneleri yok ama Kolpaçino 4'te Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses ve Serdar Ortaç da rol alacak. Aralık ayında vizyona girecek Ölümlü Dünya 2 filminin ilk görüntüleri de yayınlandı. Bak bana soda getir. Sen hamilesin, içinde çocuk varsa çocuğu vermeye çalışıyorsun bu kadar soda, ne yapıyorsun? Allah belanızı versin. Vuracağımız adamı da görelim ya. Tamam. Görelim de vuralım Seren, ya. Bu tanımıyormuşum görsen. Nereden bileyim ben bakayım. Ali Atay'ın yönettiği Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol ve Feyyaz Yiğit'in başrol oynadığı film, komedi türüyle kendi hayran kitlesini oluşturmuş bir yapım. O neydi ya? Ambulansın üstüne adam düşmüş baba. Dijital sinemada haftanın dikkat çeken filmi, Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Do Not Disturb'tü. Lakabım Isaac. Aşk gemisinden. Yakında çıkıyorum, bekle beni. Gemide değiliz artık kardeş. Karadayız.
Çok güzel yakaladın. Yansıtma yapıyor şu an. Herkesin bir fikri olmasından artık bunu aldım. Dijital platformda ilgi gören Do Not Disturb'te Cem Yılmaz'ın canlandırdığı Isaac karakteri Hollywood'un ödüllü filminin baş karakteri Joker'e benzetildi. Siz mutlu musunuz bari? Bir tek ben mi başaramıyorum? Metin abi. Önemseme. Toksik fikirler bu. Her iki karakterinde fark edilme arzusu, sevilme isteği ve anne baskısı benzer yönleri. Toplum içinde var olma arzusu taşıyan Isaac ve Joker'in de depresif karakterler olması seyircinin dikkatini çekti. Siz şöyle istiyorsunuz. Olmaz öyle şey. Beni rahatsız etme. Çekimleri sona eren Arap Kadri ve Tarzan filminin setindeyiz. Tekin Aral'ın yazıp Latif Demirci'nin çizdiği kült karikatür serisinin beyaz perdeye uyarlandığı yapımda Necip Memili ve Ahmet Mümtaz Taylan başrolde. Bunu da aradan çıkardık diye ben helal olsun. Ben az kalsın çık yapacaktım. Filmin Tarzan'ı Necip Memili'nin uzun saçı dikkat çekiyor. Şunu görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Yardımcı en güzel detayla başlıyor. Tarzan değil, Tarzan. Tarzan, Tarzan. Necip Memili bu keyifli film için kurulan atmosfere dikkat çekiyor. Keyifli bir çalışma oldu. Uzun süre hem senaryo olarak hem yapım hem oyuncu çok zor anlaşıldı bu insanlarla. Çok da meşakkatli bir dekor süreci geçti. Çok güzel bir iş çıkarmış arkadaşlarımız. Ahmet Mümtaz Taylan, 80'lerin ünlü karikatür serisinin sinemaya uyarlanan versiyonu. Arap Kadri'nin ormana kaçmasının 30 yıl sonrasının işlendiğini söylüyor. Arap Kadri ormana kaçtıktan 30 yıl sonra başlıyor hikaye. Yani bugün de geçiyor. Ama bildiğimiz o genç, uyumsuz, geçimsiz, biraz insandan kaçan Arap Kadri tekrar bazı nedenlerle şöyle dönecek, İstanbul'a dönecek, gidecek, gelecek filan öyle. Güzel oyuncu Melis İşiten filmde Tarzan'ın sevgilisi Jane'e, Zeynep Çamcı da Arap Kadri'nin kızına hayat veriyor. Ben Jane'i oynuyorum. Bu hikayede böyle bekle burada olduğum için acayip keyifli tabii ki. Ben burada bu dünyanın insanını oynuyorum. O yüzden de ekibin buradaki arka plandaki çalışmasının karşılığını vermeye çalışıyoruz. Çok tatlı vakit geçiriyoruz. Çok güzel bence. Ben baba böyle bir işe başlıyorum dediğimde tamam dedi yani. Çünkü onların döneminde bu sosyal medya yoktu, hiçbir şey yoktu. Karikatürler vardı ve insanlar karikatürle büyüdüler. Böyle bir nesil var. Müslüm Gürses ve Bergen'den sonra arabeskin bir yıldızının daha hayatı film oluyor. Canımı canına katarcasına, ömrümü uğrunda harcarcasına, deliler gibi muhtacım sana, ille de sen, ille de sen. Azer Bülbül'ün hayatını oynaması için öne çıkan isim Cihangir Ceyhan. Azer Bülbül'ü oynaması beklenen Cihangir Ceyhan daha önce Çukur dizisinde Azer karakterine hayat vermişti. Anne. Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever, Sarp Apak ve Derya Karadaş'ın başrollerinde oynadığı İyi Bir Aile Değiliz filmi sete çıktı. Ters köşe komedi türündeki film yeni sezonda vizyonda olacak. Ve uluslararası bir film haberinde sıra. Usta oyuncumuz Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrol oynayacağı Maria filmi heyecan yarattı. Haluk Bilginer, ünlü soprano Maria Callas'ın hayatını konu alan Maria filminde Angelina Jolie ile başrolü üstlendi. Jolie'nin Callas'ı canlandıracağı filmde Bilginer ise sanatçının büyük aşkı Aristotle Onassis'e hayat verecek.